Bu işte bir terslik var. Kanser hastası çocukların aileleri tarafından dört gözle beklenen çocuk hematoloğu doktorun geçtiğimiz Mayıs ayında Erzurum'a geldi. Şehir hastanesi yerine geçici olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde görevlendirildi. O günden beri de aynı hastanede uzatmaları oynadığı belirtildi. Geçtiğimiz Nisan ayında Erzurum'un tek hematoloğu doktorunun tayininin bir başka şehre çıkmasıyla şaşkına dönen ve çaresizlik içinde kıvranmaya başlayan, kanser hastası çocuklarını mecburen Kayseri ya da Trabzon'a götürmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlardan yükselen çığlığa Erzurum'dan haberler olarak kulak vermiş. Konuyu o günlerde gündeme getirmiş ve soruna çözüm bulunmasını istemiştik. Habere ilişkin bir açıklama yine o günlerde Sağlık İl Müdürü Doktor Gürsel Bedir'den geldi. Doktor Bedir, konuyu bakanlıkla sıklıkla görüştüğünü, mutlaka bir hematoloğun Erzurum'a gönderilmesi için baskı yaptığını hatırlattı. Bursa'dan bir hekimin tayininin çıktığını ancak Aytür Temuroğlu adındaki hekimin Erzurum'a gelmediğini sitem edercesine duyurdu. Yaptığımız haber sonrasında, Doktor Aytür Temuroğlu'nun eşi Cahit Temuroğlu Erzurum'dan haberleri telefonla Bursa'dan aramış ve şu açıklamayı yapmıştı. Ben de aslen Erzurumluyum, Bursa'da ticarette uğraşıyorum. İşimi bırakıp da Erzurum'a gelme ihtimalim yok. Biri 12 yaşında erkek, diğeri 7 yaşında kız, iki çocuğumuz var. Yaklaşık 20 yıllık hekim olan eşimin Bursa'dan ayrılması demek, ailemizin parçalanması anlamı taşıyor. Oğlum sınavlara hazırlanıyor. Kızımız zaten küçük. Bunlar bizim özel durumumuz. Bunun yanında bir de hasta çocuklar ve yakınlarının çektiği sıkıntı var. Ne yapabiliriz diye düşündük. Sonunda eşimin, kızımızı da yanına alarak Erzurum'a gitmesini kararlaştırdık. Ailemizin parçalanması, çocuk hastaların ve ailelerinin çektiği sıkıntının yanında hafif kalır. İçimizi burkan çifte standart uygulamalara değinmekten de geçemeyeceğim. Şu an Sağlık Bakanlığı kadroları arasında değil oralarda hizmet etmek, doğunun yüzünü görmemiş yığınla hekim var. Tahmin ediyorum 2 hafta kadar sonra, Ramazan'ın ortalarında eşim, kızımı da yanına alarak Erzurum'a gelecek. Aylı zaman sonra, haberin gündemimizden düştüğü bir vakitte Cahit Temuroğlu, bizi telefonla yine aradı ve eşi Aytür Temuroğlu'nun 4 aydan beri Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde geçici olarak görev yaptığını hatırlattı. Eşinin Erzurum Şehir Hastanesi'nde görev yapmak kaydı şartıyla tayinin çıktığına dikkat çeken Cahit Temuroğlu şunları söyledi. Geçtiğimiz Mayıs ayında İl Sağlık Müdürü büyük bir istek ve arzuyla eşimin Erzurum'a gelip görevine başlamasını talep etmişti. Biz de elimizi çabuk tuttuk, eşim Erzurum'a geldi. Ancak şehir hastanesinde başlaması gerekirken üniversite araştırma hastanesinde geçici görevle işe başladı. En fazla 1 ay çalışması gereken eşim, 4 aydır araştırma hastanesinde başka hekim olmadığı için çalışıyor. Süreyi uzattıkça uzatıyorlar. Bir sağlık şehri olan Erzurum'da hematoloji servisinin açılmaması düşündürücü. Güya Covid salgını varmış da onun için servis açılmıyormuş. Eşim o kadar iştiyakla istendi ki anlatamam. Tabi bu arada üniversite hastanesi de işin kolayında. Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan bir hekim. Kendi yerinde olması gerekir. Üniversite hastanesi de başının çaresine bakacak ve belki Erzurum bir yerine 2 veya 3 hekime kavuşmuş olacak. Bu da hasta ve yakınlarının işini kolaylaştıracak. Anlamadığım nokta şu, çok istekliydiler. Sağlık müdürü sağ olsun ev bile bulalım demişti. Çocuklarımın ikisini de Erzurum'a gönderdim. Burada yalnız yaşıyorum. Kendi imkanlarımızla Erzurum'da ev bulduk. Bunu problem saymıyoruz. Sadece yaşanılan gariplikleri sizinle paylaşayım istedim.